Ya mantığı burada anlarsanız, bunu siz çok basit benim yaptığım gibi koda dökebilirsiniz. Bir algoritma mantığını öğrenmeniz için öncelikle bunu görsel olarak anlayın bence. Sonra mantığı iyice oturtunca programlama dillerine bunu aktarın. Aynı zamanda şu bu çok önemli işte. Evet, herkese merhaba. Yazılım Delikanlı hoş geldiniz. Bu videoda algoritma nedir? Bundan bahsedeceğim. Ben algoritma yazarken neden flowchart üzerinden yazıyorum? Bundan bahsedeceğim. Algoritmaların programlama dilleriyle flowchart arasındaki bağlantısından ve flowchart'taki tüm neredeyse tüm ifadelerden bahsedeceğim kısa kısa. Hani string işlemler, aritmetik işlemler, yani nerede hata yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedeceğim. Siz de eğer hazırsanız videoya başlayabiliriz. Evet, öncelikle algoritma nedir? Ondan bahsedelim. Evet arkadaşlar, algoritma belli bir problemi çözmek için, belli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol demektir. Bir algoritma örneği ise, ben hep bilgisayar üzerinden vermek zorunda değilim. Günlük hayatta da algoritmalar mevcut. Mesela, lamba çalışmıyor diyelim ve sorunumuz bu. Neyi kontrol edersiniz? İlk önce lambanın fişi takılı mı? Bakın burada bir örneğini size gösteriyorum. Lambanın fişi takıldı mı, hala çalışmıyor mu? Bakın burada hayırsa fişi takıyorsunuz. Evet, lambanın fişi takıldı ama hala mı çalışmıyor? O zaman ampul patlak mı sorusu akla gelir. Ampul patlak mı? Evet. Eğer bunu şey yapıyorsun, kontrol ediyorsun. Patlak mı ampul? Cevap evet, ampul değiştir. Ampul patlak değilse yeni bir lamba. Çünkü artık bir lambada artık genel bir sıkıntı var. Duyuda, muyuda bir şey sıkıntı olabilir. Genel bir sıkıntı olabilir. O yüzden yeni lamba al. Yani günlük hayatta böyle aslında birçok problemimiz var ve bu problemler için bir yol uyguluyoruz. İşte algoritma bu yolların adım adım sıralamış halidir. Algoritma aynı zamanda tüm programlama dillerinde mevcuttur. Biz genellikle bunu bilgisayar kavramları için kullanıyoruz, algoritma kavramını, ama baktığınız zaman hani günlük hayatta da olsun, birçok programlama dillerinde algoritmanın mantığı aynı. Yani ben şimdi bir Java'da asal sayı buldurma yazarım ya da C++'da asal sayı buldurma yazarım. İkisinin de mantığı aynı. Sadece neyi değişiyor biliyor musunuz? Birinde cout yazıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Birinde çıktı almak için print system out, printlen yazıp hello world yazıyorsunuz. Diğerinde ise cout deyip sadece iki tane şu işaret koyup hello world diyorsunuz. Hello world diyorsunuz. Mantık aynı. Yani bu şunu demeye çalışıyorum. Algoritmanın mantığı da böyle. Sadece aynı ama söz dilim, yani syntax, bunlar farklı. Yani gördüğünüz gibi yazılımları farklı sadece. İkisi de ekranı Hello World yazdırıyor yazılım dillerinde. Algoritma da böyle. Mantık aynı. Ama ne sonuç farklı, ne farklı olan şey? Sadece yazılımla şekilleri. İşte birinin başına bir şey eklemen lazım çalışması için. Birinin sonuna bir eklemen lazım falan, neyse. Evet. Algoritma dediğim gibi her zamanın tarihte çıkardığı çok eski bir şey açıkçası. Ve burada bir uygulama örneğini görüyorsunuz. Mesela her algoritma baştayla başlar, bitirle, durla durur. Bu önemlidir. Flowchart'ta da böyle bir örnekleri göstereceğiz ama başta mesela burada ne yapıyoruz abi? 4 sayının ortalamasını, yani kullanıcıdan 4 tane sayı isteyeceğiz. Bunları toplayacağız, 4'e böleceğiz, ortalamasını ekrana yazdıracağız. Problemimiz bu. Ne yapıyoruz? Önce bir tane başlıyoruz programa. Sonra sayacımızı sıfırlıyoruz. Çünkü neden? Bir sayı alacaksın. Sonra sayacı bir arttıracaksın. İkinci sayıyı alacaksın. Sayacı bir arttıracaksın. Üçüncü sayıyı alacaksın, değil mi? Sayacımız eğer 4'ten küçük olduğu zaman, biliyorsunuz yazılımda her şey sıfırdan başlar. O yüzden sıfır da bir sayı tutuyor, bir de bir sayı tutuyor. O yüzden 4'e küçük eşit değil. 4'ten küçük olduğunda sayaç dönecek. Yani kullanıcıdan sayamaya devam edeceksin. Çünkü 4 tane sayı istiyoruz. Eğer 4'ten büyük olduğunda diyoruz ki şimdiye kadar aldığın sayıları topla, sonra onları 4'e böl ve ekrana yazdır. Bakın bu bir uygulama örneği. AX kare artı BX artı C biçiminde çok köklü bir algoritma. Kanalda videosu var, izleyebilirsiniz bunda. Onun dışında burada bir faktörünü bulmak için bir algoritma var. Onu da buradan bakabilirsiniz. Bunlar uygulamalar ve kanalda ben de bununla alakalı örnekler çekiyorum zaten. Ben o zaman neden flowchart kullanıyorum? Çünkü algoritmamızı anlatmamız için
Yani bizim yolumuzu anlatmamızın derdi iki tane yol var. Biri programlama dilleriyle, yani ben C++'da yazarım, JavaScript'de yazarım bunu. Ya da arkadaşlar böyle akış şemasıyla, yani daha çok görsel. Ben diyorum ki problem aynı problem. Yani anlıyorsunuz. Yani sıkıntım ne? Asıl sayı buldurma. Ben niye bunu kodlarla yazayım? Yani bakın şu kod hali C++'da asal sayı buldurma kodu bu. Bakın gördüğünüz gibi. Ya yani bir sayının asal olup olmadığını bu şu an çalıştırıyorum. Derliyorum şu an. Evet mesela ekran açıldı. Buraya ben mesela 11 yazdım. Sayı asaldır. Program çalıştı ve bana gördüğünüz gibi algoritmamı gösterdi. Aynı şey şu da şema hali. Yani bu da görsel hali. Burada ne fark var arkadaşlar? Şöyle size onu göstereyim hemen. Şunu açacağız. Burada ne fark var? Bunu açmıyormuştur. Evet. Ne fark var abi? Bak burada. Biz if demişiz. Tamam mı? If x eşit 1 ise demişiz. Burada mesela toplam eşit 0 ise demişiz. Aynı anlam. Aynı ifade, sadece if'in şekli bu. Bu flowchart'ta. Burada demişiz ki cout bir sayı yeriniz. Burada şekli var bunun. Bir sayı yerinizin bir şekli var. Bakın cout. Bir sayı şey olduğu için burada şekillerle anlatmak daha kolay olduğu için ben flowchart'ta anlatıyorum. Yani mantığı burada anlarsanız bunu siz çok basit benim yaptığım gibi koda dökebilirsiniz. Yani bunda hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı şekilde bakın cin de vardır burada. Bakın cin. Kullanıcıdan bir sayı iste. Bakın sayı giriniz. Kullanıcıdan asal değildir söyle. Çıkış asal değildir. Giriş asal değildir. Yani buradaki işlemleri tek tek böyle artı eksi yapıyoruz. Burada direkt string işlemleri var. Bakın böyle kolaylık sağlamışlar. Bahsedeceğim bunlardan da evet. O zaman bunu bir büyütüp şöyle aşağı alalım bunları. Evet, nerede kalmıştık? Devam edelim. Evet. Evet. Öncelikle flowchart'tan bahsettik. Algoritmadan bahsettik. Flowchart'ı nerede indirebilirsiniz? Bakın arkadaşlar sağlam indirde linki var. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Çok basit. Flowchart'ın sembollerinin ne anlama geldiğini burada görebilirsiniz. Bakın akış yönü. Bakın şu onlar akış yönü. Yani uygulamaya çalıştırdığımda gördüğünüz gibi izleyecek şey. Akışımız 5 bir asal sayıdır. Sonra başlat durdur var. Bu bizim şunlarımız başlat durdur. Giriş çıkış işlem, string işlem, aritmetik işlem, karar if ifadesi ve döngü düğüm ve fonksiyonlarımız var falan filan. Evet, flowchart'ı da anlattığıma göre şimdi biraz daha derinlenelim. Evet arkadaşlar şimdi flowchart yüklediniz. Böyle bir ekran açıldı. Flowchart'ta algoritma yazmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Dediğim gibi her algoritma start'tan başlar. Start'ınız ve end'iniz belli olacak. Bunları kesinlikle fonksiyon böyle başlıyor. Yani okuyarak başlıyor. Bu yüzden bunları ilk önce koyuyorsunuz. Burada aksiyon var. Yani şimdi bu ne demek? Bakın burada bir x değişkenine ben 5 atayabilirim. Bu ne demek? X eşittir 5. Yani benim x diye bir şeyim var. Onun değeri 5. Bir daha x eşittir 10 yaparsam bu sefer ne olur abi? X'imizi bunu buna bağlar, bunu buna bağlarsam ekrana sırasıyla bağladığımı düşünün. Ne yazar? X eşittir 10 yazar. X eşittir 5 yazmaz. Şöyle bağlayalım. Hayır. Ne oldu değişkenlerimiz? X'e 10 vermiş. X5 de vardı. Ama en son ne verdiysek o olur. Şimdi aksiyonla içten burada atamayı gördük. Burada hash atabilirsiniz. X'e yani ben adam diye yapabilirim. Yani bu flowchart çok basit bir uygulama. Köklü bir şey değil. Yani o yüzden burada birçok şey es geçilmiş. Değişken türleri olsun falan. O yüzden çok basit. Neler var neler? Aritmetik işlemler var. Artı. İki sayı toplayabilirsiniz. İki sayı çıkarabilirsiniz. Çarpabilirsiniz. Bölebilirsiniz. Div. Bir sayının içinde bir sayı ne kadar oldu? Mesela 8 div 1 dediğim zaman bana 8'i verir. Çünkü 8'in içinde 8 tane 1 var. Ya da buraya 5 dediğim zaman 1 der. Div 1 sonucu 1'dir. Çünkü 8'in içinde 5 bir tane var. İkinci yok.
div bu işleme gelir. Mod 8'i 5'e bölümünden kalan kaç? 3. 8'i 7'ye bölümünden kalan kaç? 1. 8'i 6'ya bölümünden kalan kaç? 2. Mod da bu şekildir. Aynı şekilde üs. Mesela 2 üzeri 3 kaçtır? 8. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 üzeri 4 kaçtır? 16. Neden? Çünkü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu üs sayılarını bu anlama geliyor. Yüzde de yüzde çarpıyorsunuz. Hani yüzdesi. Yani ben desem ki 2 yüzde 4 sonuç kaçtır? 2 çarpı 2 çarpı 4 bölü 100 kaç eder? 8 bölü 100'den 0,08 mesela. Burayı 200 yaparsam 200 çarpı 100 200 çarpı 4 bölü 100 yüzdesini bulma işlemi yani bu açıkçası. Sonuç kaç olur? İlk 100'e sadece 2 çarpı 4 8. Aynı zamanda burada mesela bunları yazabiliriz böyle. Ben bunları tabii sonucunda bir böyle ad ekledim. Bunu ekrana yazdırırsam bana cevabı söyleyecektir mesela. Aynı şekilde burada string işlemlerimiz var. Ne işe yarar? Bu V. Yani toplama. Ben buraya A yazar, buraya B yazar, buraya da C yazdım diyelim. Burada A'mıza adam. B'mize de şurada B'mize de hani insan. Tamam, böyle şeyler ekledim. Sonra A ile B'yi burada birleştirdim. C'ye at dedim. C. Ne oldu abi? Burada işte başla sonu birleştirirseniz ne olacaktır? Birleştirecektir yani. Ekrana yazan şey ne olacak biliyor musunuz? Şöyle otomatik bağlarsam. Şimdi tabii ki bir de bunu şunu silmem lazım benim. Şu çizgiyi silmem lazım. Başladı. Hayır. Ne oldu? Adam insan birleştirdi. Neden? Çünkü B bu anlama gelir. String işlemlerde. Aynı şekilde bir de compare var. Bu ne işleme geliyor? Karşılaştırma. A, B'ye eşit mi? Mesela bunda şöyle örnek vereyim size. Mesela dur eşittir 5 olsun. Tamam. Bu da işte sonuç. Sonuç diye bir sonuç değişimi olsun. Evet. Dur eşittir 5. Burada ne olacak biliyor musunuz? Şimdi siz bir sayı gireceksiniz. Buraya. Değişkenimiz dur olacak. Bir sayı gireceksiniz. Eğer sonucumuz, şunu hemen siliyorum. Otomatik bağlıyorum hemen bu arada. Bu fıç uygulamanın bu yolu çok sıkıntı. Çünkü tek tek kısa uçuşu yok. Yani bağlama uçuşu yok. Evet sayıyorum 5. Ama çıksın da alalım hatta şöyle. Şöyle çıktığı da alıyorum. Bu da sonucu yazdıracak ekrana. Şimdi ben burada string işlemlerle compare demek onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Evet. 5 yazdım. 0 gösterdi. Niye? Çünkü dur 5'e eşit olduğu için 0 gösterdi. Eğer ben 6 yazsaydım 1 yazacaktı. Çünkü 5'ten büyük bir sayı. Eğer ben buraya böyle çok büyük bir sayı yazsaydım 45 yazsam eksi 1 gösterdi. Eğer ben buraya eksi 909 böyle bir sayı yazdım 1 gösterdi. Niye? Çünkü burada şöyle bir mantık vardır. Eğer yazdığım sayı 5'e eşitse sadece 5'e eşitse 0 yazdır. 5'e eşit değilse ya 1'e eksi 1 yazdır. Anlıyor musunuz? Yani bu kadar basit. Yani biz burada hani dur girene kadar yap diyoruz ya. O yüzden bunu kullanabiliriz burada. Burada o mantık vardır. String işlemlerimiz bitti. C'in zaten bildiğiniz gibi kullanıcıdan bir değer istediğiniz zaman sayı geliniz deyip girme işlemleri, output aynı şekilde çıkarma işlemleri. If bir karşılaştırma. İşte burada bir şey yaptınız. Eğer A eşittir 0 ise deyip hani böyle buna evetse bu yolu takip et. Hayırsa bu yolu takip et gibi bir işlem. Bunları göstermiş oldum böylece. Bazen biz
algoritmalarımızda şunu şuna bağlamamız gerekiyor. Ama bunu buna bağlarken çok görüntü çirkin oluyor. O yüzden böyle iki tane nokta koyuyoruz. Önce bunu buna, sonra bunu, sonra buna bağlayıp görüntü şey bakımından. Fonksiyonlarımız çok önemli. Çünkü bu kanalda şey videosu var. Faktöre hesaplama videosu var. Burada fonksiyonlarda adamlar mesela ona direkt kendileri mesela yapmış faktöriyel. Buraya yazarsanız 5 faktöriyel biz mesela f değişken olsun. Şimdi ben başla şuraya başta eklerim, buraya çıkış f'i ekrana yazdır derim, tamam bitiririm. Bunu bana yüzdem olarak verir fonksiyon. Ama bunu fonksiyon olarak değil tek tek yapabilirsiniz. Kanalda algoritmasını yazdım var. Başka fonksiyon ne var? Mesela square yani kök. Sayının kökünü almalar. 5 kök. Bu sefer 5'in kökünü yazacak bize. Mesela anladınız mı? Böyle bir şekilde fonksiyonlarımız var. Win kısmı şu an hiç kullanmadığım ve kullanmaya da gerek duymadığım bir kısım. Pencere düzenleyicisi. Bunun bir örneği var. Onu şurada açabiliriz mesela örnek olarak. Evet, basit bir pencere mesela. Çalıştırıyorsunuz. Pencere açıyor. Bakın gördüğünüz gibi bunu siz yapabiliyorsunuz. Buraya Hello World dedi. Hello World yazdırıyor. How are you dediğimizde How are you yazdırıyor. Temizliyoruz. How are you yazıp print out dersen mesela ekrana yazdırıyor. Yani pencerede bu işlerin kısaltma yolu. Aynı zamanda diyebiliriz. Evet. Dediğim gibi şu an size flowchart'ın mantığını anlattım. Buradaki ifadeler gecikme. Yani ben bunu gecikmeyi arttırırsam bu arada hani fonksiyon çok daha yavaş çalışacak. Hani tek tek göreceksiniz çalışmasını. Hızlandırırsam mesela çok hızlı olacak. Yavaşlatırsam hani bu fonksiyon nasıl gidiyor, nasıl gitmiyor onu anlamanız için bir kısa yol. Sonra değişkenleriniz burada ayrı ayrı görebilirsiniz. Mesela sayımız 55'miş, sayacımız 55 olmuş, toplamımız 2 olmuş. Mesela burada modumuz 1 olmuş. Bunları burada tek tek görebilirsiniz. Mesela bir sayı yazalım yeniden. 64 yapalım. Bu sayının asal olmadığını bakın burada görüyorum şu an. Flowchart üzerinde. Asal sayı yapma algoritması bu. Kanalda bunu da bulabilirsiniz. Asal değil dedi mesela değişkenlere baktım çünkü toplamımız 5'miş yani bu sayıyı 5 tane sayı bölmüş. Anlıyorsunuz 5 tane sayı bu sayı tam böldüğü için bu sayı asal değilmiş. Aynı şeyi gelin bir de C++ dilinde algoritmada yapalım. F10'a bastım. Burada da 64 yazıyorum. Daha hızlı bir şekilde oldu. Çünkü bu bir programlama dili. Köklü bir program. Yani bu bilgisayarın RAM'i de bayağı yoran bir şey. Asal sayı değildir diye direkt yazdırdım. Burada da gördüğünüz gibi bunun da kodu farklı ama mantığı aynı. Çünkü algoritmalar da mantık budur. Bir algoritma mantığını öğrenmeniz için öncelikle bunu görsel olarak anlayın bence. Sonra mantığı iyice oturtunca programlama dillerine bunu aktarın. Evet, benim diyeceklerim bu kadar değil. Çünkü bir tane daha bir şey var. O da çok önemli bir şey. Arkadaşlar değişken isimleri. Şimdi bunu herkesin hata yaptığı bir kısım. Çünkü biz burada bir değişken oluşturduğumuzda bizim bazı şartlarımız var. Yani ben buraya değişken adı olarak 0221 ile başlatan bir yaş yazamam. Anlıyor musunuz? Ya da buraya işte bu burada soru işareti bunu falan kullanamam. Bunların bir kuralı var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Geneldir. Bütün programlama dillerinde aşağı yukarı geneldir. Bu bahsedeceğim şey. Bakın arkadaşlar diyor ki değişken isimleri harflerden oluşur, rakamlardan oluşur ya da alt çizgiyle oluşur. Yani sizin özel karakter olarak alt çizgiden başka ünlemde, çarpıda, böyle ne bileyim yüzde falan kullanamazsınız. Yani bir değişken ismini siz burada tutup da işte ve yapamazsınız. Anladınız mı? Böyle bir şey yapamazsınız. Yani burada yapabilirsiniz. Flowchart'ta yapabilirsiniz. Sıkıntı verir vermez. Ama doğru değil. Bunu burada böyle alışmayın yani. Sonra kelimeler başlarken değişken isimleri ya alt çizgiyle başlayacak ya da bir harfle başlayacak. Yani rakamla başlamayız. Rakamla başlatmanızı tavsiye etmem ve de çalışmayabilir ve de çalışmıyordu. Bunun haberiniz olsun. Aynı zamanda bu çok önemli işte. Büyük
harflere duyarlılık vardır. Yani sizin şimdi burada bir adam değişkeni yapmanızla bir adam yazmanız, bu iki değişken birbirine aynı eşit değildir. Bu farklıdır. Bu 5 diyelim tutar. Bu mesela 10 ise yani iki tane farklı değişken vardır. Bunu karıştırmayın. Çünkü değişkenler büyük harflere çok duyarlıdır. Onun dışında değişkenler arasında genelde boşluk bırakmaması lazım. Yani bu da special karakter gibi bir şey zaten. Ya sadece değişkenler arasında alt çizgi olacak. Hani iki tane kullanıcı yaşı. Değil mi? Kullanıcı boşluk yaşı yazmayacaksınız. Kullanıcı alt yaşı. Bu değişkenleri de isimlere dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yoktur. Flowchart'ı anlamak için dediğim gibi bu yolları izleyebilirsiniz. Artık kanalda algoritma eğitimleri yazmaya ve bunu sürdürmeye gönlüm rahat bir şekilde devam edeceğim. Siz de aynı şekilde eğer karşınızda bir problem varsa yorum olarak yazın. Ben bunu düşüneyim, yapmaya çalışayım. Siz iyi gönderin. Ve burada sizlere yardımcı olmaya gayret ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadardı. Bu videoda algoritmanın ne olduğundan kısaca bahsettik, örnekler verdik. Programlama dilleriyle algoritma örneğini bahsettik. Neden flowchart üzerinden algoritma yazdığımı anlattım sizlere ve flowchart nasıl kullanmamız gerektiğini bir şekilde anlattım. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.